Mihribancığım, sen de yorumlasana canım, hiç yorumlamadın. Sen ne düşünüyorsun? Yemek takımları çok güzel bardaklarda. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok beğendim. Kaşıklar da uyumlu olmuş da bir o şeyi anlayamadım. O peçeteyi, beyaz peçeteyi. Bunlar varken onu niye koydun? Onu ayrı olarak koymayı tercih ettim. Bu kalın bir peçete. Onu da ihtiyaç olursa diye bulundurmak istedim. Anladım. Yani görüyorsunuz her masada su yok ama ben suda bulundurmak istedim. O ikisi takım. Üçüncü takım olarak yoktu. Ben su olsun sırf diye su da koydum. Yani masada eksik kalsın istemedim. İçecekler ne koydun bu arada? İçecekler vişne suyu ve ayran. Ayran zaten kazın başrolüdür. Kaz, bulgur pilavı ve ayran. Bu şekilde sunum yapılır. Ben de size bu şekilde sunum yapmak istedim. Şimdi ayranla kaz beraber yemek istiyorum kızlar. Evet, tabii ki de. Tabii ki de ben size sunum yapacağım. Bence de yemeklere geçebiliriz. Tabii geçelim kızlar. İstediğiniz bir şey varsa ben sunum yapayım size. Yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyim? Yemek takımı 8.000 lira. Sadece porselen takımı. Kaşıklarını ne kadara aldın? Kaşıklarım 3.000 lira. 3.000 lira. Evet. Kız on çatalla nasıl yiyorsun kazı? Elinle yesene. Bardakların yemek takımıyla birlikte mi aldın? Bakın en güzel yeri sana geldi gerçekten. Afiyet olsun arkadaşım. Bana vermeyeceksin sanırım. Sana da vereceğim tabii ki. Ben soru sormuştum ama sonra cevap vermedim. Kars'ta hürmet vardır arkadaşlar. Mutlaka ki her yörede kendine ait hürmet vardır ama bir tadına bak arkadaşım, çok beğeneceksin. Fatma, öyle bir söylüyorsun ki sanki hürmet sadece Kars'ta varmış gibi. Hayır, biz Karslar olarak hürmet etmeyi çok severiz. Arkadaş dedi ya bana vermeyeceksin diye, tabii ki de vereceğim. Ben sana hürmet ediyorum, vermemezlik yapamam. Afiyet olsun, mutlaka bir yemenizi, yemeyenlerin de yemesini tavsiye ediyorum. Afiyet olsun hanımlar. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Kendine de al kız oradan biraz. Biliyor musunuz Karsların en büyük özelliği nedir? Ne acaba? Ya hepsinin Karslı olması. Karslılar, bakın gerçekten Karslılar merttir. Havası serttir ama merttir. Nasıl yani? Şimdi Kars çok soğuk bir memleket ama insana da çok mert derler. Benim kendim olduğu gibi. Yani Karslar merttir. Bu şekilde. Bence biz buraya Kars'ı dinlemeye gelmişiz. Burada soru soruyorum, bu bardakların fiyatına kadar diyorum. Hala Kars'ı anlatıyorsun. Şimdi kızlar şöyle söyleyeyim. Siz benim çeyizimde çok yöresel şeylerden bahsettiniz. Yöresel çeyizim var mı? Yöresel çeyizim var mı? Ben de size yöresel yemeklerimi çıkarttım. Tamam ama biz Kars'ı sürekli anlat demedik. Mesela ben bardağın fiyatını kızlar, sordum. Bardağın fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki bardağın fiyatını öğrenebilirsin. 5.000 lira komple bardak çok seti. Çok şükür öğrenmiş tabii olduk. Ama şu da kaynamasın arada. Dediğin şeylerle çelişiyorsun bence ama. Arada kaynasın yani kaynamasın diyorsun ama ben kaç kere iki defa bardağa sordum ve sen hala Kars'ı anlatmaya ben devam ettin. Ben hiç anlamadım arkadaşım, özür dilerim. Gerçekten anlamadım. Yok, çelişiyorsun diyorsun ya. Benim nerede çeliştim şey biliyor musun? Yani... Çünkü burada sadece Kars'a ait şeyler yok. Tamam, burada güncel olan, bakın cheesecake'im var, üç renkli salatam var, dolmam, kuru dolmam, ya pizzam, yani böreğim. Ama geldiğimden beri Kars'ı dinliyoruz. Tabii ki de Kars'ı anlatacağım bilinler. Çünkü ben size Kars'ın en önemli yemeğini yaptım. Yani benim burada demek istediğim, ben sana iki defa soruyorum. Evet. Sen iki defa hala Kars'ı anlatıp özür dilerim, kız, arkadaşım. Kız fiyatını falan boş ver, baksana tatlı. Hadi ye bak, ne güzel. Peki bunun altındaki şey yemeyecek miyiz? Evet, tabii ki size bulgur pilavından da hemen. Ayrıca lavaş da ikram edecektin. Tabii ki de hemen. Hanımlar, ikramları tatmaya geçtiğinize göre sunum yorumlarınız bitti sanırım. Evet, bitti. O zaman lezzetlerin tadına bakın, ardından Fatma'nın düğün ve tanışma hikayesini dinleyelim. Olur. Mutlaka tadına bak Mihriban'cığım, bayılacaksın. Aha. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Fatma, masana çok emek vermişsin. Eline sağlık. Birazdan düğün hikayende görüşürüz. Görüşmek üzere.